Merhabalar arkadaşlar, ben Yelda Hoca. Bugün 9. sınıflarla birlikteyiz. Peki ne yapıyoruz derseniz, ilk yazılımıza hazırlık yapıyoruz. İlk yazılımımızın içinde Studying Abroad yani birinci ünitemiz ve My Environment yani ikinci ünitemiz var. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz, boşluk doldurmalar yapacağız, eşleştirmeler yapacağız. Yani yazılımımızda karşınıza çıkabilecek muhtemel şeylere bakacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım bakalım. Ne demiştik? İlk ünitemiz ve ikinci ünitemiz. Bunlarla ilgili ekstra konu anlatımı ve egzersiz videoları da var biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız lütfen önce geri dönün. Onları şöyle bir tekrar edin. Egzersizlerini çözmeye çalışın. Sonra gelin yazınıza böyle tam oturmuş bir şekilde girin. Benim önerim bu şekilde. Videoların PDF dosyalarını aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Beni oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Şimdi bakalım. Karşımıza zor mu, kolay mı, orta mı sorular gelecek diye merak ediyorsanız eğer, ben burada hem zorunu, hem ortasını, hem kolayını vermeye çalıştım ki. Çünkü sana kolay gelen başka bir arkadaşına zor gelebilir. Ya da sana zor gelen bir soru başka arkadaşın için oldukça kolay olabilir. Bu yüzden hepsinden şöyle bir ortaya karışık bakacağız. Neler yapabiliyoruz, aklımızda neler kalmış diye. Choose the correct option. Umuyorum ki bu soru köklerinde bir sıkıntınız yoktur ama varsa artık yok demektir. Çünkü şöyle bir bakalım. Choose seçmek demek sevgili arkadaşlar. The correct option. Correct doğru demek. Yani true gibi. True'yu bilirsiniz değil mi? Hatırlıyorsanız. Option seçenek demek. Bununla birlikte şimdi ben sadece doğru seçeneği bulun gibi bir soruyla karşılaşacağım diye bir durum yok. Yanlışıyla da olabilir. O da false ya da wrong olarak karşıma çıkabilir. Bunları bilelim. Şimdi ben doğru olanını bulacağım. Doğru olanını arıyorum. I don't like drinking tea. Çok basit. Ne diyor? Çay içmekten hoşlanmıyorum. Burada dikkat etmen gereken bir kalıp var arkadaşım. O da nedir? Don't like'tan sonra, evet bu belki ünitenin içerisinde karşına çıkmayacak ama sonra ilerleyen zamanlarda çıkabilir. Don't like, like, dislike, hate, crazy about gibi böyle beğendiğin ya da beğenmediğin şeyleri ifade etmen de sana yardımcı olacak ifadelerde sen sonrasında gelen fiiline her zaman ing eki getirirsin. Peki hocam, her zaman fiil mi gelmek zorunda dersen? Hayır değil. Burada drink biliyorsun ki senin fiilin. Drinking'i kapat. I don't like tea. Sana aynı anlamı veriyor. Ha çay içmekten hoşlanmıyorum demişsin. Ha da çaydan hoşlanmıyorum demişsin. Her ikisi de aynı şey. Ama eğer ki fiille kullanacaksan, cümleni fiille kurmak zorundaysan ya da canın öyle istiyorsa o fiile ing eki getirmelisin. I think it is delicious or disgusting. Gördüğümüz gibi bu nedir? Bir kelime sorusu. Kelime bilgini ölçüyor yani senin. Hoşlanmadığın bir şeye delicious mi dersin, disgusting mi dersin? Bunun için her ikisinin de anlamını biliyor olman gerekiyor. Delicious, lezzetli demek. Yani nedir? Pozitif bir anlam. Disgusting, iğrenç. Tiksinç şeklinde artık işte kötü anlamında, negatif anlamında sen oraya ne getiriyorsan bu şekilde çevirebiliriz. Hoşlanmadığın bir şey için tabii ki de ne dersin? It is disgusting dersin. Ankara is mi, are mı? Önce bir şuna karar verelim. Ankara nedir? Bir şehir. Şehir için it kullanabilir misin? Tabii kullanabilirsin. O zaman İtten sonra gelen yardımcı fiilin nedir? Is de, are de bir yardımcı fiil değil mi? Am de aynı şekilde. Am, is, are. Hemen kısaca bir hatırlatma yapalım. I öznesinden sonra am. You, we, they öznelerinden sonra are. He, she, it öznelerinden sonra ise is yardımcı fiili kullanılır. Evet, size çok basitmiş gibi geliyor olabilir ama biliyorum hala karıştıran arkadaşlarımız var. Bu onlar için geldi. O zaman Ankara is the capital mı? Country mi? Of Turkey. Türkiye'nin şu of'nın anlamı veriyor biliyorsunuz değil mi? Türkiye'nin başkentidir mi? Ülkesidir mi? Tabii ki de başkentidir ama burada önemli olan şey hangi kelimenin başkent olduğu. Capital, başkent demek. Country, ülke demek. Lütfen karıştırmayalım. Karşına sadece capital şeklinde de gelmeyebilir. Capital city olarak da gelebilir. Buna da dikkat et lütfen. Devam ediyoruz. We just need the occupation or chill out. Okay? Sadece
bir şeye ihtiyacımız var diyor. Şimdi burada karıştırıyor olabilirsin. Çünkü birinin anlamı meslekken birinin anlamı sakinleşmek, rahatlamak demek. Hangisi peki bu? Occupation meslek. Chill out sakinleşmek. Rahatlamak. Şimdi burada senin dikkat etmen gereken şey to. To'dan sonra gelecek olan kelimenin sen fiil olduğunu biliyorsan, eğer to'dan sonra fiil gelir şeklinde biliyorsan bunu çok rahatlıkla yapabilirsin. Çünkü hangisi fiildir? Sonu mekmak ile biten fiildir. O zaman benim burada doğru cevabım nedir? Chill out. Sadece sakinleşmeye ihtiyacımız var. Tamam mı şeklinde. Böyle bir sitem, böyle bir yaklaşım var burada. Chill out'u bileceğiz. Ne demekmiş? Sakinleşmek. İstanbul is the most empty or crowded city in Turkey. İstanbul, Türkiye'deki en kalabalık mı diyeceğim, en boş mu diyeceğim? Hangisini demeliyim? Kalabalık tabii ki, değil mi? İstanbul 15 milyon aşkın nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Peki, hangisi kalabalık, hangisi boş demek? Crowded, kalabalık. Empty boş demek. The most ise en anlamını veriyordu bana. Superlatiflerden hatırlıyor olabilirsiniz. Bunu da böylelikle yaptığıma göre, crowded'ı seçtiğime göre diğer alıştırmamıza geçebiliriz. Aynı şekilde aynı soru köküyle karşı karşıyayız. Choose the correct option. Hatırlarsanız possessive adjectives'leri görmüştük. Neydi bu? İyilik sıfatları. Peki neydi iyilik sıfatları dersen? My, your, her, his, its, are ve they're. Değil mi? Hatırladık değil mi bunları? Hatırlamadıysan lütfen şöyle bir geri dön. Konu anlatım videosuna bak. Orada hatırla, sonra gel bunları tekrar çözelim. Şimdi burada bir onları ölçeceğiz. Bir de have got ve has got konumuz vardı. Onu ölçeceğiz. Have got, has got neydi peki sevgili arkadaşlar? Sahip olmak demekti. Ya ben bir kediye sahibim diyeceksin. Bunu nasıl diyeceksin? I have got a cat. Ama sen Türkçe'ye çevirirken ben bir kediye sahibim bizim kulağımıza biraz garip geliyor, değil mi? Kim der ki ben bir kediye sahibim? Daha basitinden ne dersin? Benim bir kedim var. Adı da şu şeklinde söylemek sanki daha mantıklı, değil mi? Var. O zaman have got, has got bana var anlamını veriyor. Peki ben hangisinde have got, hangisinde has got kullanıyordum? Bunu hatırlıyor musun? Aslında bunu şöyle ayırt edebiliriz. Tekil öznelerle birlikte has got, çoğul öznelerle birlikte have got kullanılır şeklinde çok yaygın bir tanımla bunu verebilirim. Peki hocam, tekil özne nedir, çoğul özne nedir dersen, bir kişiden bahsediyorsan sevgili arkadaşım bu tekildir. Kadınlar için o, she. Erkekler için o, he. Veya cansız varlıklar için, hayvanlar için o, it. Ve ben, I öznesi. İşte burada dikkat etmen gereken şey bu. Sadece I tekil öznesiyle birlikte ben have got kullanırım. Tekil özneden bahsediyorum yalnız. Sonrasında you, we, they özneleriyle birlikte ben have ne kullanıyormuşum? Have got. Peki she, he, it. Bunlar her zaman bir farklılık gösterecekler ya, çünkü hep biliyorsunuz değil mi? Simple present tense'den en basitinden aklınıza gelmesi lazım. He, she, it'ten sonra ise ben has kullanıyorum. Yani bu he, she, it'in bu s sesiyle bir alıp veremediği var demek ki. Neden? Çünkü bakıyorsun simple present tense'e ana fiilden sonra s takısı istiyor. Bakıyorsun yine burada have got'a, has got'a bak. Yine s'li olanı he, she, it kendi yanına çekmiş gördüğün gibi. Has got şeklinde hişitli olan kullanımını biliyorum. Peki olumsuz cümlelerde ne yapıyorduk sevgili arkadaşım? Hatırlıyor musun? I haven't got ya da hasn't got. Sadece not eki getiriyordun. Peki soru cümlesinde ne yapıyordun? Her zaman yaptığın şeyi yapıyorsun. Yardımcı fiili başa alıyorsun. Burada yardımcı fiilin nedir? Have ve has. Have got ve has got değil. Have ve has. Have you got? Have we got? Şeklinde. Ya da has she got şeklinde sorunu soracaksın. Yani has ile got'ın arasına özneni sıkıştıracaksın. Have ile got'ın arasına özneni sıkıştıracaksın. Tost yapacaksın yani. O zaman şimdi bunların doğrultusunda, ışığında şöyle bir bakalım. Su öznesini görüyorum. Su öznesi nedir? She. Sonrasında ne gelecek dedim? Has got. Hemen bulduk. She has got a table and a chair at. She dediğime göre onun demek için ne diyeceğim? Dişi öznelerinde kullanıyorduk. Her. At her office.
Onun ofisinde bir masası ve bir sandalyesi var. Ve her zaman Helga tezgahtan sonra arkadaşlar sayı belirleyici bir şey kullanman gerekiyor. Bu e olabilir, an olabilir, three, four olabilir ya da en basitinden çok, birçok anlamını veren miktar belirleyicileri de olabilir. Ama mutlaka bir şey kullanman gerekiyor. Devam edelim. Robert and Jack. Bakıyorum. Robert'ı gördüm. Aa hocam, he. Bu hasn't got'tır o zaman. Dediğini duyar gibiyim ama değil. Robert and Jack, birlikte ele alacaksın bunu. They demektir. Peki ben they'den sonra ne kullanıyormuşum? Have got, ama tabii burada olumsuzundan bahsediyorum. Bu yüzden haven't got. Robert and Jack haven't got a guitar. Bir gitarları yok. They can't join to our or their band. Band nedir peki? Müzik grubu. Şimdi onlar katılamazlar. Bizim müzik grubumuza katılamazlar. Onların müzik gruplarına mı katılamazlar? Onların da olabilir ama biraz dolambaçlı düşünmen gerekiyor, değil mi? Bak, bizim müzik grubu konuşamadım. Bizim müzik grubumuza katılamazlar. Çünkü onların gitarı yok demek çok daha mantıklı. Burada they bir çeldiricidir. Hani they öznesini gördün, bakalım burada hemen they mi yapıştıracaksın falan gibisinden. Hiç öyle şeylere düşmeyin. Size en basit gelen, en düz gelen, düz mantıkla ilerleyeceksin. İlk düşündüğün şey zaten her zaman doğru olandır. Mantığıyla buradan ağrı bulduk. We öznesini görüyorum. Çok basit. Hiç kafamı karıştırmaya çalışmamış. Sonrasında have got kullanıyoruz. Artık bunu biliyoruz. Some milk to make cake for permishimi. Bakalım. Şuraya kadar bir çevirelim. Ne için? Pasta yapmak için biraz sütümüz var. Ne için pasta yapacağım peki ben? For onun doğum günü diyeceğim. For her birthday. Değil mi? She burada öznedir. Özne durumundaki bir şey onun, senin, benim anlamını vermez. O anlamını verir. Bu yüzden burada ne yaptım? Onun anlamını veren her possessive adjectives'ini kullandım. Devam ediyoruz. Fill in the blanks. Ne yapacağım? Boşlukları dolduracağım. Fill doldurmak demek, blank boşluk demek. Bununla birlikte gap da görebilirsin. Gap. Bu da boşluk demektir. Boşlukları dolduralım bakalım. Oldukça basit. Bir soru soruyorsun. Cevap olarak sana I am from Germany demiş. Hangi soruyu sorarsan sana ben Almanım değil de Almanyalıyım der. Pardon. Where are you from? Where are you from sorusunu sorarsan I am from Germany cevabını alırsın. Burada from zaten sana, eğer karıştırıyorsan şunu, hani what nationality are you ile milliyetini sorduğu soruyla nereden olduğunu sorduğu soruyu karıştırıyorsan, ülkesini sorduğu soruyu karıştırıyorsan cevabına bakacaksın. I am from demiş. From dediğine göre where are you from ile ilgili bir cümle kuracaksın. Zaten are you şeklinde sorulan bir soruya I am şeklinde cevap verir. Hepsi bu. Buraya bakıyoruz. What's his job? İşi nedir? Job iş demek biliyorsun. His job is diye başlarsan olmaz. Böyle bir şey yok. He is a doctor diyelim mesela. Sen buraya artık istediğini koy. A doctor, a teacher, artık ne dersen onu de. O bir doktordur. Şimdi burada his job is şeklinde cümleni kurmaya çalışırsan bu yanlış olur dedik. Peki neden yanlış olur, bunu biliyor muyuz? Hayır, tabii ki bilmiyoruz. Ancak biz bunu Türkçe düşünerek yapıyoruz. Böyle olmaz. Onun işi derken evet, his job şeklinde bir çeviri bize mantıklı geliyor olabilir. Böyle bir şey görürseniz de bu yanlış demektir. Öyle bir kullanım söz konusu değil. Direkt o bir doktordur veya o bir öğretmendir şeklinde cevap vermelisin. I am French. Şimdi burada da hocam where are you from sorusunu burada soramaz mıyım dersen, hayır soramazsın. Where are you from sorusu ülkenin sorusudur. Sana ülkeni sorar. Ancak burada what nationality are you şeklinde bir soru sormalıyım. Ay, yazamadık şunu. Nashi. Nalite. Olabilir böyle arkadaşlar. Bunları mazur göreceğiz. What nationality are you? Senin milliyetin nedir? I am French. Neden böyle bir şeye cevap veriyorum? Burada French nedir? Fransız. Şimdi böyle bir soruya sen I am France diyebilir misin? I am France. Ben Fransa'yım demiş oluyorsun öyle dersen.
Olmaz. Bu yüzden milliyetini belli eden Fransızım, German, Almanım, British, İngilizim, Britanyalıyım şeklinde cevap verebilirsin. She is 17 years old. Artık bunu biliyoruzdur herhalde. Öyle değil mi? How old are you? How old are you? She is 17 years old. O 17 yaşındadır şeklinde cevabımızı verdik. Fill in the gaps. Bak az önceki söylediğim şeyin şu an karşılığını gördük. With the possessive adjectives. Possessive adjectives. My, your, her, his, our, their. İşte bunlar yani. Benim, senin, onun, bizim, sizin şeklinde cevap vermek istediğinde kullandığın ifadeler. I love my best friends so much. En yakın arkadaşlarımı çok seviyorum diyor. Blah blah names are Burcu and Mehtap. Onların isimleri Burcu and Mehtap demelisin burada. Neden dersen my best friends demiş. Burada bir çoğulluk görüyorsun. Çoğulluk gördüğün için o artık onlara dönüşmüştür. Burada I love my best friend deseydi, arkadaşımı çok seviyorum deseydi, he or she şeklinde cevap verebilirdin. Ancak burada böyle bir kullanım olmaz. Çünkü çoğul bir şeyden bahsediyorum ve çoğul özne kullanmam gerekiyor. Ancak burada they de getiremem ben. Neden? Çünkü onların isimleri demem lazım. Yani possessive adjectives kullanman lazım. They'in yani onun karşılığı nedir? Onların pardon karşılığı nedir? Their. Onların isimleri Burcu and Mehtap'tır. What's blah blah favorite school subjects? Herhangi birinin favori dersini sormuş olabilirsiniz. School subject bildiğiniz üzere neydi? Okuldaki derslerinden bahsediyor. Herhangi birini sormuş olabilirsin değil mi? Mesela yanındaki bir arkadaşın vardır. Ona dersin ki şu kızın işte favori dersleri nedir? Ya da şu çocuğun favori dersleri nedir şeklinde. O zaman his ya da her kullanabilirsin. Veya onların favori dersleri nedir dersen yine their kullanabilirsin. Ama sonrasında bak cevap olarak şunu alıyoruz. Math and science are my school subjects. My dediği için sen burada direkt ne kullanacaksın? Your kullanacaksın. What's your favorite school subjects? Math and science are my school subjects. Matematik ve fen bilimleri onun favori dersleriymiş. We bought a new car. Biz yeni bir araba satın aldık. Ve onun rengi mavidir demelisin. Bunun için arabanın cansız bir varlık olduğunu düşünerek hop nereye geldik? It öznesine geldik. Peki. It öznesine geldikten sonra it bana onun anlamını veriyor mu? Hayır vermiyor. Ne bana onun anlamını veriyor? It's. Its color is blue. There was a boy at the classroom. Ne dedik? Sınıfta bir çocuk vardı. Ne zaman? Dün. Zaten was kullanmış gördüğün gibi. Dün sınıfta bir çocuk vardı. Do you remember blah blah name? Onun ismini hatırlıyor musun şeklinde bir soru soracaksın. Bunun için ne demelisin? Erkekler için yani he öznesi için onun ne demekti? Sahiplik sıfatı anlamında ne demekti? Do you remember his name? Onun ismini hatırlıyor musun? Kız olsaydı eğer bu, was a girl olsaydı o zaman ne diyeceksin? Her diyecektin. Devam ettik bakalım. Choose the correct option. Oldukça basit bir soruyla karşınızdayız. Haydi bakalım. Şimdi burada herhalde bu işaretleri anlıyoruz değil mi? Yani bakın. Dönmüş. Nereden dönmüş? İkinci solundan dönmüş. Birinci solu bak kapalı. Bak kapalı. Şu kapalı işareti işte. Buradan devam ediyor. Ya da buradan bak nereye dönmüş? Sağa dönmüş. Bak burada aynı şekilde. Burası kapalı. Burası kapalı. Artık üçüncü çıkıştan dönmüş yani. Şimdi bunların İngilizce anlamlarını bulacağız. Turn left. Sola dönmek demek. Evet burada bir sola dönüş var. Dur bakalım. İkinci çeldirici çok kuvvetli değilse bu olabilir. İkincisine bakıyoruz. Take the second turning on the left. İşte bu önemli. Neden? Çünkü sana diyor ki ikinci soldan dön. Birinci solu es geçtin. Birinci soldan dönemezsin. İkinci soldan dön. O zaman doğru cevap budur. Şuna bakıyoruz. Turn left or turn right. Hala konuşamadık yine. Hala left ve right'ın anlamlarını bilmiyorsan şimdi bil, öğren ve hiç unutma. Left, sol demek. Right, sağ demek. Tekrarla benimle birlikte. Böyle. Tekrarla tekrarla öğreneceksin zaten. Aklında kalsın. Şimdi burada ok nereye gösteriyor sevgili arkadaşım? Sağ gösteriyor. Sağ ne demekti? Right demekti. Turn, dönmek demek. Right, sağ demek. Sağ dönüşten bahsediyoruz.
Burada ne yapıyoruz? Dümdüz gidiyoruz, değil mi? Bak, ok dümdüz gösteriyor. Cross the road, karşıdan karşıya geçmek demek. Karşıdan karşıya geçmek için şöyle yaya çizgileri olması lazım. Çizimim kötüdür, idare edin. Yaya çizgileri bunlar. Şöyle bir ifade görmüş olsaydık eğer, işte bu cross road olabilirdi. Ama bu değil. Bu nedir? Go straight. Dümdüz git. Hatta go straight ahead şeklinde de devam edebilir. Böyle de görebilirsiniz. Şöyle parantez içine alın. Şimdi burada ne yapıyorum? Take the first turning. İlk dönüşten dön diyor. Ben tabii kendimi baz alacağım, değil mi? İlk dönüş dersen burası da olabilir tabii ki. Ama öyle düşünmeyeceksin. Buradan geldiğimi düşüneceksin. İlki ne oldu? Olmadı. O zaman bu olmaz zaten. İkincisi de olmadı. Üçüncüyle alakalı bir şey demesi lazım. Take the third turning on the right. Ne yap diyor? Üçüncü sağdan dön. Birincisinden dönmedim, ikincisinden dönmedim. Tabii ki de ne yaptım? Üçüncüsünden döndük. Make comparison with the given words. Ne yapacağız? Karşılaştırma yapacağız. Neyle? Verilen kelimelerle birlikte. Burada aslında comparison dediği şey, karşılaştırma dediği şey. Beni hop nereye götürdü? Comparatives. Hatırladın mı comparatives? Hatırlamadıysak hemen çok küçük hatırlatıyorum. Sıfatın uzunluğu önemli. Önemli olan tek şey bu. Ağzından ne kadar? Çünkü bu sınavda ağzını oynatabilirsin küçük küçük. Tamam mı? İzin veriyorum bak. Cold. Hot. Bir defa da çıktı. Ağzından ve bitti. Slow. Slow. Bitti. O zaman şimdi kısa olanlar için mesela ne dedik? Cold. Slow. Tall. Bunlar hep kısa. Ağzından bir defa da çıktı ve bitti. İkincisi yok bak. Bir defa. Bunların sonuna artı yapalım. Şöyle ne getireceksin? Ere. Yani ne olacak bu? Colder. Ne olacak? Slower. Ne olacak? Taller. Hep kısalara bakacaksın. Hot. Big. Bunlarda bir istisna vardı ama. Böyle iki tane ünsüz harfin arasında bir tane ünlü harf sıkıştıysa sondaki harf double'lanır. Sondaki ünsüz double'lanır. Hotter. Bigger. Bunları kullana kullana öğreneceksiniz. Şimdi böyle ezbermiş gibi geliyor biliyorum. Zormuş gibi geliyor size. Ancak öyle değil. Kullana kullana, alışa alışa, göre göre bunlara aşinalığınız artacak. Şimdi bu tek ecelliler içinde. Bir de çok ecellilere bakalım. Yani ağzımdan bir defa da çıkmayacak değil mi? Birkaç defa ağzımı açacağım, kapatacağım. Sınavda böyle ağzınızı açıp kapatın. Şimdi bakalım. Birkaç tane sıfat hemen. Beautiful. Çok şey oldu değil mi? Bunlar. Handsome. Bilindik oldu. Dur bakalım başka. Comfortable. Hop 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 hop. Comfortable. Bak ağzında bir gevele bak. Şimdi bu sesi çıkart benimle birlikte. Beautiful. 3 hece, 4 hece. Handsome. Aynı şekilde 3 hece, 4 hece. Comfortable. Artık 5 heceye uzanıyor yani. Bunlarla birlikte de şunu yapıyorsun. Sonuna sakın ere falan getirmiyorsun bak. Uzun olanları sanki hiç uzun değillermişçesine daha da uzun yapıyorsun. Ve başına more getiriyorsun. Tamam mı? More beautiful. More handsome. More comfortable, more understandable, more intelligent. Artık neyse, o sıfat neyse ama sıfat olması önemli tabii ki de. Kısaysa ere, uzunsa more kullanıyorsun. Ve sonrasında şunu kullanmayı unutmuyorsun. Her ikisinden sonra da, şuraya yazıyorum onu, than. Peki bu than ne demek dersen, Türkçedeki than'le aynı şey. Than'dan mesela diyorsun ki, çita filden daha hızlıdır bak. Filden daha hızlıdır. Karşılaştırmayı bu denle yapıyorsun. Şimdi buraya dönelim, alıştırmalarımızı yapalım. My note, good, her note. Şimdi burada good tabii ki nedir? Irregular, düzensiz bir fiildir. Bir de böyleleri vardı hatırlarsan. Good neye dönüşüyordu? Better'a. Gooder diye bir şey yok. Bad, worse. Değil mi? Much, many, more'a. Daha çok anlamında. Little, less'e. Bazı olarak artık bunlar var. Bunları da aklında tutacaksın yani. 3-4 tane bir şey var. Tutabilirsiniz bence. O zaman şimdi başlayalım. İlk söylediğimi her zaman daha iyi olarak alıyorum. My notes. Notes dediği için are. Bunu unutmayacaksın. Yardımcı fiilini koymayı unutmayacaksın. My notes are better. Good better'a dönüştü. Than her notes. Erzurum'a bakıyorum. Cold, soğuk. Erzurum is. Yine yardımcı fiil koymayı unutmadık. Colder. Kısa çünkü. Than Antalya.
Erzurum Antalya'dan daha soğuktur. Şimdi bakalım şuraya. Tavşanlar, kediler ve hızlılıktan bahsetmiş. Rabbits are, çoğul olduğu için are kullanıyorum. Fast ağzımdan bir defa da çıktı hocam. O zaman bu faster'dır. Değil mi? Sonuna R'ye gelir. Then cats. Pizza ve hamburger arasında bir lezzetlilik yarışı var. Şimdi ben buraya pizza is delicious yazarsam, pizza is, ama karşılaştırma yapacağım için tabii ne yapıyorum? Delicious. Uzun. More delicious. Then hamburger. Şimdi tabii aşağıya yorumlara eminim şeyler gelecek. Hocam ne pizzasının daha lezzetli olması ya, hamburger daha lezzetli falan. Tamam arkadaşım. Bencesi, sencesi farklı. Sen de altına sencesini yaz. Ama başına bence iyi koymayı unutma İngilizce olarak. Bence, benim fikrimce falan, bak bunlar önemli. Bunları da koy lütfen. Devam ettik bakalım. Look at the map and answer the questions. Haritaya bak ve ne yap diyor, soruları cevaplandır. Map harita demek. Şimdi bakalım. Burada dikkat etmem gereken şey, neye göre yapacağım tabii ki ben bunu. O yer bildiren şeyler vardı. Hatırlıyor musunuz? Üstünde, altında gibi edatlar vardı. Onlara göre yapacağız. The hospital is blah blah the theater. Hospital bulduk mu? Bulduk. Theater bulduk mu? Bulduk. Neresinde? Bak, karşısında, karşı karşıyalar. Karşısında ne demekti? Opposite. Güzel. Library. Bakıyorum burada. Is blah blah the theater and pharmacy. Tiyatro ve eczanenin neresinde? Arasında. Between. Şimdi burada sana küçük bir ipucu vereceğim. Böyle and ile bağlandıysa bir şey. Tamam mı? Yani sorunun içerisinde and varsa, ama tabii ki bunlar da, bunlar için söylüyorum ben bunu. Prepositionslar için söylüyorum. And varsa o between'dir. İki şey arasında dersin çünkü. Şununla şunun arasında. Mesela diyorsun ki kurşun kalem, siyah kalem ve kırmızı kalem arasında bak. Siyah kalem ve kırmızı kalem. Ha, oradaki V'yi between'le vereceğiz. Tamam mı? Bu da küçük bir ipucu olsun. The school is blah blah the hospital. School'u buldum. Hospital buldum. Yakınında mı diyeceğim, yanında mı, bitişiğinde mi diyeceğim? Yakınında değil mi? Bak aradan bir cadde geçiyor burada. Bir cadde var yani. O zaman ne diyeceğim? Near. Yakınında. The bus station is blah blah the cafe. The bus station ve kafe var burada. Ama bak bunlar nasıl? Bitişikler. Gördün mü? Hiç cadde madde arada bir şey yok. Hatta aynı binada belki farklı yerlerde açılmışlar. O zaman ne diyorum bitişiğinde demek için? Next to the cafe. Kafenin bitişiğinde. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle yazılımıza hazırlanmış olduk. Umarım ki aklınızda soru işaretleri kalmamıştır. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına lütfen bırakın. Videomuz biraz uzun oldu ancak gördüğünüz gibi her şeyi hallettik, yani bence değdi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.